Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir konuşacaktır. Buyurun Sayın Özdemir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı arasında OECD İstanbul Merkezi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının onaylanması ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü İstanbul Merkezi kurulması ilişkin mutabakat zaptı 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris'te imzalanmıştır. Söz konusu mutabakat zaptı ile ilk etapta OECD İstanbul Merkezi için 5 yıllık bir sürenin öngörüldüğü, ancak yine tarafların mutabakatı kapsamında faaliyet süresinin gerektiğinde uzatılmasının da mümkün olabileceği ifade edilmektedir. OECD İstanbul Merkezi'nin çalışma ve faaliyetlerini Türkiye tarafından sağlanacak olan yıllık 1 milyon avro tutarındaki gönüllü katkıyla yürüteceği kararlaştırılmıştır. Yine bu merkezin çalışmaları çerçevesinde rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, yönetişim, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçmesi, altyapının geliştirilmesi ve yeşil büyüme gibi alanlara odaklanarak paydaşlar arasında diyalog ortamı sağlanması ve bu alanlarda yine politikaların geliştirilmesinin amaçlandığı da bu tabakatta belirtilmektedir. Türkiye'nin kurucularından olduğu OECD ile ilişkilerini daha ileriye taşıyacak olan OECD İstanbul Merkezi'nin sadece Türkiye ve yakın coğrafyasının kalkınma yolundaki adımlarını desteklemekle kalmayacağı, aynı zamanda ülkemizin bölgesel ve uluslararasındaki saygınlığına da katkıda bulunacağı ve merkezin çalışmalarından başta Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere yakın coğrafya ülkelerinde faydalanmasının beklendiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu merkezin İstanbul'da kurulacak olması ve Türkiye'nin ev sahipliğinde bu manada faaliyet gösterecek olması ülkemizin saygınlığına uluslararası arenada da katkı sağlayacaktır. Şimdiye kadar ülkemizde çok sayıda uluslararası kuruluşun, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, temsilciliğinin de açıldığını yeri gelmişken ifade etmek isterim ki zaten bizler de Dışişleri Komisyonu'nda bu anlaşma görüşülürken yine bu anlaşma ile ilgili olarak bu kuruluşların hangileri olduğuyla alakalı Dışişleri Bakanlığı'na yönelttiğimiz soruda bakanlığımız bizle paylaştığı bilgide bu uluslararası kuruluşların hangileri olduğu ve ülkemizde hangi illerde faaliyet gösterdiğine dair bilgileri paylaşmıştır. Çok sayıda uluslararası kuruluş var. Ancak ben genel kurula şu kadarını ifade etmek isterim. Toplamda 44 uluslararası kuruluşun ülkemizin çeşitli yerlerinde faaliyet gösterdiği anlaşılmakta. Ve bu kuruluşların 27 tanesinin merkezi Ankara'da bulunurken İstanbul'da 24'ü, Gaziantep'te 9'u, İzmir'de 3'ü, Hatay'da 2'si, Mersin, Van ve Gebze illerimizde de birer ofisi bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde 44 uluslararası kuruluşun temsilciliği varken bu temsilciliklerin illerimize yayılmış ofis sayısının da 71 olduğunu görmekteyiz. Temennimiz bu anlamda ülkemizin yumuşak gücünün ve diplomasideki ağırlığının artırılması yönelik faaliyetlerinde artması ve geliştirilmesidir ve Türkiye'nin hakikaten bu anlamda yine uluslararası çabalarda yürütülen faaliyetlerde öncü bir rol oynaması ve bu öncü rolü diğer politikalarıyla desteklemesidir. İnşallah bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyor. Dolayısıyla desteğimizi de yeri gelmişken bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 9 Ekim 2019 günü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'de bulunan Terabiyat ve Rasul Ayn arasındaki 120 kilometrelik alanı kapsayan bir sahaya yönelik Barış Pınarı adını verdiği askeri harekatı başlatmıştır. Ve bu harekatla birlikte esasta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıyla beraber yine Fırat Nehri'nin doğu yakasında yer alan Türkiye sınırı boyunca uzanan 30-35 kilometre derinlikteki alanın
terör örgütü PKK-PYD'den temizlenmesi hedeflenmektedir. İlave olarak iç savaş sebebiyle bu amaçlar başarıya ulaştıktan sonra Suriyeli sığınmacıların, ülkemize yer alan misafirlerin güvenli bir şekilde kendi topraklarına dönmesi de hiç şüphe yok ki hedefler arasındadır ve böylelikle bölgenin barış ve istikrarının tesis edilmesi arzu edilmektedir. Bu kapsamda başlayan harekat başarılı bir şekilde ilerlemiş ve Türkiye'nin yine hem saha koşullarını hem de diplomasi noktasındaki ağırlığını koymasıyla hakikaten uluslararası camiada da ses getirmiştir. Bu gelen ses memnuniyet verdiği kadar hiç şüphe yok ki bölgemizde ve aynı zamanda 100 yıllık hesapları bulunan bu bölgede sınırları değiştirip yeniden harita çizmeye koyulanlar nezdinde de rahatsızlık uyandırmıştır. Çünkü nasıl ki 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla beraber küresel emperyal projelerin Anadolu topraklarında Türk milletinin bağrından çıkardığı o kutlu iradeyle amacına ulaşamayacağı tescil edilmişse, yine aynı senaryolar bugün 100 yıl sonra karşımıza getirilmişken bu milletin iradesinin bir kez daha tecelli ederek Suriye merkezli olsun veyahut başka bir yer olsun ancak Türkiye'yi içerisine alan karanlık hesaplarda da bu amaçları boşa çıkaracağımızın tescil edilmesi bakımından da hakikaten önemli olmuştur. Tabii hareket ilerlerken Amerika Birleşik Devletleri ile varılan bir mutabakat oldu. Bu mutabakatın da son saatlerine geldiğimiz süre içerisindeyiz. Şimdiye kadar Milli Savunma Bakanlığımızdan yapılan açıklamaya göre bugün yapılan basınla alakalı bilgilendirme toplantısında verilen ifadelere göre harekat alanı içerisinde 160 yerleşim birimi kontrol altına alınmış ve yine 2200 kilometre karelik alanda terör unsurlarından tamamıyla arındırılmıştır. İlave bununla beraber 7 kahraman askerimiz de bu harekat sırasında şehit düşmüştür. Bu vesileyle de kahramanlarımıza, şehitlerimize yeri gelmişken Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii Türkiye'nin sadece takip edilen sahadaki gayretleri ve çabaları olmadı bu süreç içerisinde. Bu yakın süreç içerisinde 9 Ekim'den itibaren sürekli görüyoruz. Uluslararası medya kuruluşları olsun veyahut diğer ikinci ya da üçüncü taraflar olsun her birinin gündemi Türkiye'ydi. Türkiye'nin kendi iradesiyle ve kendi kararıyla beraber meşru gerekçesini dayandırdığı Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi uyarınca ve yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin almış olduğu diğer kararlar uyarınca ortaya koymuş olduğu bu iradenin rahatsızlık yaratması kadar bahse konu olan çevrelerde hiçbir şey herhalde doğal karşılanamaz. Ancak milli iradenin tesisi ve birlik ve beraberlik şuurunun ortaya koyulması anlamında hakikaten hem hükümetimizin hem de meclisimizin sergilemiş olduğu duruşun da önemli olduğunu tarihe önemli bir kayıt düşüldüğünde ifade etmemiz lazım. Ve Suriye'de milli bekamıza yönelen böylesine önemli bir terör tehdidi karşısında Milli Savunma Bakanımızın siyasi partileri ziyaretiyle beraber Dışişleri Bakanımızın da mecliste yapmış olduğu bilgilendirme son derece yerindedir ve böylesine önemli bir çabanın sergilendiğini burada da ifade etmek gerekir. Harekatın meşruluğu ve haklılığımız ortadayken kimi ülkelerin Türkiye karşıtlığında buluşmaları ve son derece temelsiz gerekçeler öne sürmeleri dikkatlerimizden kaçmamıştır. Yeter ki milli konularda bir ve beraber olalım. Türkiye kaygısı ve sevgisiyle omuz omuza duralım. Allah'ın izniyle bileğimizi bu şartlar altında kimse bükemeyecek, kimse elbette Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir. Bu yüce meclis en zor şartlarda Türk milleti tarihin en ağır imtihanlarından geçerken bir ve beraber olma erdemini göstermiş, yürekler toplu vurmuştur. Bugün aynı tarihi sorumluluğu bir kez daha gösterebilmenin vaktidir. Gerekirse tüm zorluklara göğüs gereriz, gerekirse ve icap ederse bizden önceki cumhuriyetimizi kuran kadrolarda dahil olmak üzere ecdadımızın yaptığı gibi hayatımızı ortaya koyarız. Ancak bağımsızlığımızdan, milli birlik ve bütünlüğümüzden de
asla taviz vermeyiz, veremeyiz. Ve bu şartlar altında zaten Türkiye'nin sergilemiş olduğu duruşunda netice vermeye başlamış olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Suriye'de hiç kuşku yok ki Türkiye'nin 2011 yılından bu yana sergilemiş olduğu çabalar, iç savaşın sonlandırılması ve krizin aşılmasıyla alakalı uluslararası camianın da yetersiz kaldığı noktalarda yine bölgemize huzur, barış ve istikrarın getirilmesi anlamında kayda değer gelişmelere sebebiyet vermiştir. Defalarca ifade olundu. Özellikle Astana sürecinin başlatılması, Rusya ve İran'la beraber girişmiş olduğumuz bu süreç, Halep'te başlamak üzere pek çok alanda netice vermiştir. Bugün de yine bu çabaların Birleşmiş Milletler nezdinde özellikle Cenevre'de başlayacak olan siyasi müzakerelerde başarılı bir netice vermesi en öncelikli temennilerimiz arasındadır. Çünkü giderek bu sürecin de zaten nihayete varmaya başladığı veya varması noktasında ilk defa bu derecede önemli gelişmelerin olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak olan Anayasa Komitesi'nin kimlerden oluşacağı, hatta bunların mevcudiyeti ve gündemleriyle alakalı konu başlıkları zaten uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak bu gündemle toplanacak olan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarında kararı elbette ki Suriyeliler kendi ülkeleriyle beraber verecektir. Fakat uluslararası toplumun da üzerinde hassasiyetle durması gereken üç temel başlığının olduğunu genel kurula arz etmek isterim. Bunlardan ilki Suriye'nin herkesin ifade ettiği gibi toprak bütünlüğünün korunmasıdır. İnşallah her çevre sözle ifade edildiği kadar kolay olduğu gibi eylem anlamında da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması yönelik faaliyetlerde samimi bir yaklaşımı sergilerler. İkinci husussa yine iç savaşın başladığı günden beri sürekli Suriye'de sorunlara sebebiyet veren ve pek çok krizin de deşilmesine sebep olan ana başlıklardan bir tanesi demografik yapının değiştirilmesi faaliyetleridir. Başta PKK-PYD terör örgütü olmak üzere ve diğer Suriye'de var olan çok sayıda silahlı grup yahut terör örgütü de yine bu anlamda bazı faaliyetlere ne yazık ki girişmişti. Özellikle Türkmen yerleşim yerleri ve Arap yerleşim yerlerinin giderek farklı nüfuslarla takviye edilmesi ve hatta Irak'tan, yani Suriye'den, Suriyelilerden oluşmayan bir kitleden Irak'tan bu alanlara nüfusun taşınması son derece olumsuz bir etki doğurmuştu. Ve işte şimdi bu siyasi sürece geçiş çabalarında bütün bunların elzem ve öncelikli bir şekilde dikkate alınması da gerekiyor. Üçüncü ve en önemli husussa hiç kuşku yok ki terör örgütlerinin meşruiyet bulma çabasının önüne geçilmesi ve engel olunmasıdır. İşte bakınız, bugün bizler Birleşmiş Milletler'in 51. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca gerek Suriye'de gerekse Irak'ta bazı askeri harekatlar düzenleyerek kendi topraklarımıza yönelmiş bulunan, kendi vatandaşımıza yönelmiş bulunan terör tehdidi ve diğer tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik kendi uluslararası hakkımızı kullanıyoruz. Ancak 30 kilometre derinliğin altında da başta PKK-PYD terör örgütü olmak üzere Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturabilecek diğer terör örgütlerinin ve gruplarının varlığına da şimdiden kanaat getirmemiz lazım. 30 kilometrenin üzerinde bizim açımızdan problem olan bu terör grupları hiç kuşku yok ki 30 kilometrenin altında da problemdir. Bu anlamda da zaten işte bugün son dakika bilgileri düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapmış olduğu görüşmede de Suriye'deki ayrılıkçı grupların faaliyetlerine engel olunmasıyla alakalı tarihe düşülen, mutabakata geçirilen konu başlığını da önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah Suriye'de var olan birilerine göre fiili durumu hukuki boyuta taşıma çabalarının önüne geçilmiş olunur. İşte bu şartlar altında zamanlama itibarıyla da ülkemizin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış olmasının anlamı bir kez daha karşımıza çıkıyor. Temennimiz Suriye'ye bir an evvel barışın ve istikrarın gelmesidir. Elbette bunun olabilmesi için Suriye'de öncelikli olarak
koşulların yerli yerine oturabilmesi lazım. Zannederim bugünden sonra daha sık konuşulacaktır. Özellikle Esad rejimiyle alakalı olan konu başlıkları ki zaten yavaş yavaş uluslararası kamuoyunda gündemine geliyor. Ancak unutulmaması gereken bir konu var. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli bizde yaşıyor. Yine milyonlarca Suriyeli Suriye topraklarının dışında yaşıyor ki bunların hemen hemen hepsi Esad zulmünden kaçmış olan Suriyelilerdir. Dolayısıyla bu insanlara bir noktadan sonra rejimin güvence vereceği veyahut vermesi hususuyla alakalı ortaya çıkabilecek sorunlarla alakalı da şimdiden kafa yormak gerekiyor. İşte biz Suriye'de 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge, güvenli hat oluşturduk. Fırat Kalkanı Harekatı'yla, Zeytin Dalı Harekatı'yla önemli girişimlerimiz oldu ki buraya sayıları ülkemizde yaşayarak o bölgeye tekrar yerleşim sağlayan 350 bin civarında Suriyeli kardeşimiz gitti. Açık bir gerçeklik. Şartlar sadece bu anlamda Esad'ın kontrol ettiği bir alan olmuş olsaydı bu Suriyeliler oraya gider miydi? Elbette ki bu soruya makul bir cevap verebilmek mümkün gözükmüyor. Mevcut durum için söylüyorum. İlerleyen aşamalarda da anayasa yapım sürecinde de ve özellikle Türkiye'de de, Türkiye gündeminde de rejimle olan ilişkilerin geliştirilmesi alakalı konularda hassasiyet arz eden ve dikkatli olunması gereken bir gündemin içerisine girdiğimizi ifade etmek isterim. Çünkü bu alanda hesapların da, örtülü hesapların da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı gerçeğini düşünmemiz lazım. Bir örnek vermek isterim. Suriye'de bir yerleşim yerinden PKK-PYD terör örgütü çıkıyor, çekiliyor. Onu orada destekleyen bir başka ülkenin askeri unsurları, güçleri o terör örgütüyle beraber çekiliyor. Ancak ne yazık ki normal şartlar altında hem uluslararası sistem içerisinde hem de Suriye sahasında birbiriyle karşıt saflarda bulunan ülkelerden bir başkası işte o yerleşim yerine kolayca girebiliyor. O zaman Türkiye olarak üzerinde dikkatle durmamız gereken husus bizim bilgimiz dahilinde olmadan diğer ülkelerinde Suriye kriziyle alakalı yürütmüş olduğu veyahut yürütebileceği örtülü bazı gündemlerin olabileceği gerçekleridir. İşte bunun için Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Genel Başkanımız uzun süreden bu yana Türkiye'nin dış politikası ve dış siyasetiyle alakalı bir tavır ortaya koyarken mutlak suretle Ankara merkezli bakış açısını geliştirmemiz gerektiğini ifade etmiştir. Bizler diğer başkentlerde ne olup bitiyorsa ona bakarak pozisyon alabilecek seviyede artık değiliz, olamayız. Türkiye önemli hedefleri olan kendi bünyesindeki istikrarını tesis etmek isterken bölgesine de istikrar vaat eden bir anlayışı getirmeye çalışan ve inşallah da bunda muktedir olacak olan bir ülkedir. Bu anlamdaki çabaların da yerine ulaşmasını, başarılı olmasını her şeyden evvel temenni ettiğimizi ifade etmek isterim. Ki zaten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına da Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerek terörle mücadelede gerekse dış politikamız anlamında vermiş olduğu destek de ortadadır. Yine 2012 yılında Sayın Genel Başkanımızın ifade buyurdukları gibi Batı ucu Afrin'i Doğu ucu Kandil'i içerisine alacak şekilde hilal biçimindeki güvenlik kuşağının adım adım da olsa bugün gelinen aşamada tesis edilmeye başlanmasını görmekte hem bizi mutlu etmekte hem de hakikaten zaten Türkiye'ye yönelmiş bundan tehdidin azaldığını ifade etme anlamında da son derece önemli olduğu karşımızda durmaktadır. Terörle mücadele anlamında Türkiye başarılı bir evrede. Allah'a çok şükür. İnşallah tekrarını yaşamayız, yenilerini görmeyiz. Ancak bir zamanlar bizler kendi sınırlarımız içerisindeki terör belasını konuşurken bugün yerinde izlenen siyaset ve politikalar ve alınan tedbirlerle artık Türkiye terörü kaynağında kurutacak bir iradeyi ve kararlılığı ortaya koymuştur. İnşallah bu kararlılık ülkemizi 21. yüzyılda hem bölgesinde hem de küresel siyaset sahnesinde daha fazla söz sahibi olabilecek, ağırlığını daha fazla ortaya koyabilecek, tarihimize yakışır, güçlü geleceğimizde bizleri buluşturacak bir anlayışla birleştirir diyorum. Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.